Şimdi konser ve besinler nelerdir dedik. Niye pazar kültürünü anlatıyoruz, fiyatları anlatıyoruz? Aslında evet fiyatlar yüksek olabilir ama bütçemize göre kolay ve doyurucu hem de vücudumuza kaliteli yiyecekleri de nasıl hazırlayabiliriz'in cevabını almak adınaydı. Hemen soralım. Konserve gıdalar, sucuk dedin, bezelyeler, baktagiller aslında açıkta var. Pazardan al, ayıkla. Ayıkla, Evet. derin dondurucuda dondurmak her zaman en güzel yöntemdir. Zaten konservelerde de şu şekilde oluyor. Genelde açtıktan sonra kişi yemek pişirdikten sonra şey diyor, konserve tadı geliyor diyor. Evet, O tat farkı yüzden oluyor. tat farkı oluyor Evet. kesinlikle. Mevsiminde onu alıp kendimiz ayıklayıp buzdolabı poşetinde, buzlukta o şekilde saklamak en doğrusu olacaktır Ben köy zaten. kültürünü seviyorum. Kesinlikle Doğduğum en günden güzel, beri en sağlıklısı köy kültürü. kıştan hazırlıklar Kıştan başlar. hazırlıklar başlıyor. Salçalar, Tarhanalar, konservelerde, makarnalar yapılır makarnalar, kışlık tarhana ben için. çok severim. Çok Çok sağlıklıdır. faydalı değil mi? Kansersever besinlerin başında tarhana geliyor zaten. O salçalar yapılır, kışa hazırlık. Erişte makarnaları kesilir. Hani biz makarna, pirinç, pilavı tüketmeyin diyoruz ama evde bunlar kendimiz bilerek Katkı hazırladığımızda maddesi az. katkı maddesi az bir Evet. kere. Yani yine kararınca bunları tüketirsek tabii ki faydası var. Şimdi şehir hayatında köy hayatını özleyen gruplardanız. Fırsat buldukça da gitmeye çalışsak da damak tadımızın bile bazen seyahatlerde birlikte de gittiğimizde ne Evet, kadar farklı olduğunu dile getiriyoruz. Burada mümkünse evde yemek çok önemli. Mümkün olduğunca evde yemek yapmaya özen gösterelim diyelim. Antioksidan dedim özellikle. Hep de duyuyoruz yazılı ve görsel basında işte faydalı, faydasız ama nedir? Biraz açalım mı onu izleyicilerimize de merak ettim. Antioksidanlar aslında bizi kanserden koruyan A, C, E vitamini ve selenyum olarak adlandırabiliriz. Bunlar yine birazcık daha açarsam sebze meyveler, özellikle kırmızı dediğimiz meyveler, içerisinde yine nar, çilek, beri tarzı, karadut tarzı meyveler veya turuncu, karotenoidler olarak dediğimiz havuç, bal kabağı, özellikle kış geliyor, bal kabağı çorbası yapabiliriz. Havuçları salatalarımıza rendeleyebiliriz. Domates, bunların hepsi kansersever besinler. Hatta domatesde şöyle bir şey var, likoben adlı bir madde var ve bu kansere karşı koruyan bir madde. Bu da sadece pişirme esnasında aslında zeytinyağında pişme esnasında ortaya çıkıyor ve etkinliği artıyor normal domatese göre. O yüzden evde eğer kış salça yapabilirsek kışlık çok daha sağlıklı olacak. Sonra diğer bir kansersever besinlerden hani evde pişirdiğimizde kötü kokan Brokoli, brokoli, karnabahar. karnabahar. O tarz kükürtlü sebzelerde kansere karşı koruyor. Kereviz, lahana gibi. Büşra'cığım bazı grupta diyor ki o evde piştiğinde evi terk Evi terk ediyoruz. ediyor. Özellikle erkeklerden bu konuda Çok çok fazla diyorsunuz. şikayetçiyim. Onlar piştiği zaman evden eve uğramıyorlar. Mutlaka bunlar kansere karşı koruyucudur. Lahana, karnabahar, brokoli, kereviz bunları tüketelim. Sonrasında kuru bakliyatlar. Bunlar çok önemli. Kuru bakliyatları sebze yemeklerine karıştırabilirsiniz. Mesela pırasa yemeği yaptınız. İçerisine birkaç tane nohut dağıtın ya da salatasını yapın, çorbalarını yapın. Bunlar hem çok önemli hem de kansere karşı koruyucu besinlerdir. Sonrasında baharatlar çok önemlidir. Baharat kültürümüz de var bizim Çok aslında. fazla. Sadece bunları biz yanlış Kullanması. kullanıyoruz ve yanlış şekilde saklıyoruz. Genelde yemek pişirilen hani ocağın yanında olur o baharatlıklar. Hemen yemeklere o şekilde ilave Evet, ederiz. evet. Ama aslında bizim istediğimiz serin ve kuru yerde olması ve o yemeğin buharıyla temas etmemesi. Çünkü gözle görünmeyen şekilde küf oluşturabiliyor. Bir de akciğer kanserine sebep O olabiliyor. da kötü. O da kötü tabii. Evet. O yüzden hani mümkünse serin, kuru yerde baharatları saklamak, özellikle buhardan uzak çok önemli.